Evet, işleri azıcık kızıştırıyoruz. Masa bir zamanı. Hadi başlayalım. Claire, bu turu sen başlatıyorsun. Hadi ne bakıyorsun, yumulsana. Bu naneli dondurma, bu naneli dondurma, bu naneli dondurma. Çabuk bir itfaiye arasın. Claire'in ağzı yanıyor. Oo, bu bir bardak sütün iyi gelmesi lazım. Ama dünyada bu yangını söndürebilecek, sütü üretecek inek bile yok. Tamam tamam, yanma hissi geçiyor. Artık rahatlayabilirim. Yani sıra sende. Hadi bakalım, başından dök şu wasabi'yi. İyice her yerine sür bakalım. Ve bum, Olivia'nın her yeri wasabi oldu. Ay, cildim kaşınıyor. Ay, dikkat et, gözlerinden uzak tut. Çabuk Claire, sütün geri kalanını zavallı kızın gözlerine dök. Ay hayır, hiç faydası olmadı. Tamam ya, hadi bu tur bitsin artık. Kendimi hiç iyi hissetmemeye başladım. Hadi ya ye ya da kafana dök oynayalım. İlk olarak balıklı bir smoothie. Bunu cidden yutmamızı beklemiyorlar herhalde. İçinde balık parçaları var canım. Öf, iğrenç kokuyor. Sence ne yapalım? Onu mideye indirmeden önce kartına bak da ne yapman gerektiğini öğren. Bunların hiçbiri iyi bir seçenek değil ki. Tamam hadi, kusmadan halletsek iyi olacak. İyi, madem ben başlıyorum. Belki de o kadar kötü olmaz. Aa, hayır, oh, bu çok kötü. Bayağı kötü. Hayır. Claire sırasını savdı. Şimdi sıra Olivia'da. Ama o içmek yerine kafasından aşağı dökecek. Öf, iyi ya. Şu güzelim saçlarından damlayan şeylere bak. Umarım ki evde güzel kokan ve iyi temizleyen bir şampuanı vardır. Of, haftalarca çürümüş balık kokacaksın. Artık o kadar da kötü gözükmüyor sanki. Saçlarım. Yanlış anlama da berbatsın ya. Minik balık parçacıkları sıkışmış. Sırada köpek maması varmış. Evet, bunu yememizi gerçekten beklemiyorlar değil mi? Kartları çevirip bakalım ne yapmamız gerekiyormuş. Bunu başımdan aşağı dökmek istemiyorum ama yemekten çok daha kolay geliyor kulağa. Ne bekliyoruz o zaman? Hadi köpek maması duşuna kızım. Oo, bunun böyle yağlı olduğundan kimse bahsetmemişti ama. Öf, amma da yapış yapış. Sen de kartını çevirsene Olivia. Ya bunu yemem mi gerekiyor cidden? Dur yardımcı olayım. Hadi bakalım, aç ağzını kocaman. Uçak geliyor. Aç bakalım hangarın ağzını. Öf ya. Tadı tam beklediği gibi. Hiç güzel değil. Olivia, ikinci kaşığı da mı istiyorsun acaba? Hayır. Hayatta yiyemem. İğrençti. Vay canına. Kim bilirdi evdeki en güzel yemeği Fido'nun yediğini. Sıradaki Batman. Vay canına. Şu ana kadarkilerin en zoru olacak bu. Ama merak etmeyin, olayı kaptık. Çevresini çizmeden Batman simgesini çizebilir misiniz? Ne dersiniz? Alice bunu iyi beceriyor gibi. Hey, kopya çekme Hena. Hena'nın biraz yardıma ihtiyacı var doğrusu. Onunki bayağı çarpık çırpık görünüyor. Ve Alice'inki neredeyse mükemmel. Ama hala çevresini çizip fon rengini vermemiz gerek. Sanırım bitmesine birkaç adım kaldı. Birkaç dikkatlice çizgi daha yaparsak krep kahramanımızı belirginleştirmeye yeter. Hadi hayırlısı. Yanmadan seninkini çevirsen iyi olur Alice. Ay, parçalama. Mükemmel görünmüyor mu? Alice kazandı. Ama zaten böyle olacağı belliydi. İşler iyice çılgınlaşıyor. Krepten krep yapabilir misiniz? Bu bayağı zorlayıcı olacak ha. Bu desenin neresinden başladığınız önemli. Ve bu hanımların olaya yaklaşımları birbirinden bayağı farklı. Alice kendininkinde kreplerin resmini çizerken... Hena gerçek kreplerden bir yığın yapıyor. Sence bu roundu hangi kız kazanacak? Kim kazanırsa kazansın sonuçta çıkacak eserler bayağı farklı olacak.
Sen kendininkiler için bir tabak bulsan iyi olur Hannah. Bu spatulayı alabilir miyim Alice? Onları aynen resimdeki gibi üst üste yığacağım. Neredeyse oldu. İşte tamam, hepsi bitti. Ay, neredeyse son dokunuşu yapmayı unutuyordum. Lezzetli bir sos olmadan krep yığınının anlamı ne? Vay canına, uçan kreplere dikkat et Emily. Ay, yemek servisi yapmanın bir yolu da bu. Hey, bunlar acayip lezzetli. 1, 2, 3. Hadi biraz kaka emojili krep yapın millet. Evet, Hannah bu konuda kendinden emin görünüyor. Başla. Anlaşılan kızlar krep karışımını daha rahat sıkabilmek için bu plastik sıkma şişelerine koymuşlar. Ve Hannah bu işe bayağı zaman harcıyor. Alice ise pek önemsemiyor gibi görünüyor. O ne? Kardan adam mı? Sonunda ne çıkacağını cidden merak ediyorum. Alınma ama Alice, bu round sanırım Hannah için çantada keklik. Ama en azından Alice renklerle denemeler yapmaktan çekinmiyor. Hey, onunki bayağı iyi görünüyor. Belki ben de şuraya biraz kahverengi eklemeliyim. Saçlar ısınıyor. Umarım resimler bitmeden krepler yanmaya başlamaz. Vay, Alice daha da fazla renk katıyor. Hayır, minik adamın yüzünü kaplama. Pekala, neredeyse çevirme zamanı geldi ha. İşte, gerçekle yüzleşme vakti. Seninki bir şeye benzemeyecek Alice. Benimki ise müthiş. Burada işler pek yolunda gitmemiş. Amma çekin bir krep. Hadi sen de çevir Hannah. Dikkat. Vay canına, müthiş olmuş. Alice bile Hannah'ınkinin bu seferlik daha iyi olduğunu kabul ediyor. Evet, Hannah kesinlikle bu roundun galibi. Hadi kızlar, güzel güzel oynayın işte. Sakın yanlış kokteyli seçme, kapışmasına hazır olun. Susadığında yapmak isteyeceğin son şey ağır kanlı bir barmeni beklemektir. Hey, biz yalnız çok susadık. Ay, beni mi arıyordunuz? İndirimli içecek saatine hoş geldiniz hanımlar. Anlaşılan bara tam zamanında gelmişsin sen. Hey, kokuyu alıyor musun? Yine mi duş yapmayı unuttun Claire? Ay, çok utanç verici. Neyse, hadi içelim ha. Hannah kokteyni beğenmiş görünüyor. Claire'se neredeyse kusacak gibi. Tadı öyle berbat ki. Muhtemelen doğranmış soğanla dolu olduğundandır. Ay, kabuklarını da mı koydun? Neredeyse kokusu ekrandan bile alınıyor. İyi kokteyl tabii, çok daha iyi. Çünkü sadece portakal suyu ve maden suyu karışımı. Bu gözyaşları gerçek değil. Soğandan kaynaklanıyor. Tamam mı? Ay tamam, şimdi geçecekti zavallıcık. Şimdi daha iyi misin? Bu sefer şununla ilgili içimde iyi bir his var. Hadi içelim. Kızlar ne düşünüyorsunuz? Sanırım Claire yine kötü kokteyle rast geldi. İçinde ne olduğunu merak ediyorsanız birkaç çiğ yumurta var. Sanki böyle çalkalayınca karıştırılmış yumurtaya mı dönüşüyorlar? Ay, vıcık vıcık. İyi içecekse hiç de iğrenç değil. Ve biraz süt içeceği daha da kremamsı hale getirecek. Ağzımdaki de ne? Lütfen sevgili kokteyl tanrıları, damak zevkimize ve kusma refleksimize acıyın. Duamızı da ettiğimize göre artık içelim ha? Hey, onun içinde ne var? Bu kızlar başlarına gelecekten habersiz. O çiğ sarımsak mı? Hem de kabuğuyla. Neyse, en azından bu aralar vampirlerin bu kızları rahatsız etmeyeceğini biliyoruz. 2 sarımsak suyu, hemen geliyor. İyi kokteyli, yani Hindistan cevizi sütünü seçmemeleri kötü oldu. En azından bunlardan birini içmem gerekmiyor Alice. Ay, bu işin sonu iyi olmayacak. Bence o şeyi yutamayacaklar. Ay, yanıyor. Bunu söylemek istemezdim ama bu sarımsak kokusuyla kimse size 3 metreden fazla yaklaşamayacak. Evet, bayağı kötü. Kızlardan biri devrildi. 2 oldu.